Diyorsunuz ki İslam kadınları aşağılamadı, siz anneliği aşağıladınız. Siz dediğim İslam'ın kadını aşağıladığını söyleyenler. Hmm. Eyvallah. Önce onlar. Ve buradan bir zaten bir özgür kadının özgürlüğü üzerine bir kitabınız da var sizin. Kadının özgürlüğü çevirim var. Arkasından da ilavem var. Safinaz Kazım ablamız, benim ablam olur o. Mısırlı ve çok ilginçtir. Bu Mısır'da aynı zamanda feminizmi kuran. Anlatabiliyor muyum? Otostop yoluyla Avrupa'nın tamamını gezmiş ve efendim Avrupa'da feminizmin kurucularıyla buluşmuş. Daha sonra ihtida etmiş, Kur'an'ı bulmuş, tesettüre girmiş ve efendim Mısır'ın en şöhretli kalemlerindendir. Safinaz ablamızın ben Mısır'da iken bir eserini kendisi böyle gider gelirdik. Şunu çevir dedi. Efendim, fi mes'eleti sufur vel hicab. İşte o çevirim. Kadının özgürlüğü isimliğe çevirdim. Onun arkasına da ben ilave yaptım. Şimdi hocam hazır gündemdeyken de mesela kadının özgürlüğünü yazıyorsunuz orada. Yani şu işte sistemin kadını nasıl işte kullandığından bahsediyorsunuz ve kadının sistemin evde olan kadınlara karşı bir rencide ettiğini, küçümsediğini, bir küçümseyen bakışla yaklaştığını söylüyorsunuz. Peki o zaman size göre özgür kadın kimdir? Nedir daha doğrusu? Eyvallah. Özgürlük. Özgürlük nedir? Bence özgürlük kadın veya erkeğe indirgenemez. Özgürlük cinsiyete indirgenmemeli. Cinse indirgenmemeli, cinselliğe indirgenmemeli. Bu üç de ayrı şeyler. Evet. Cinsiyet, cinsellik. Hı hı. Dolayısıyla özgürlük insiyetin işidir. Hı hı. İnsanın. Bendeniz kadın ile başlayan cümleleri kadına hakaret gibi görüyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani kandıralı mı? Hatta böyle bir makalem var. Kadın modern çağın kandıralısı mı? Nereden çıktı bu? Şöyle bir deyim vardır. Bölük dur, kandıralı sen de dur. Böyle biri varmış bölükte. Yani komutan bölüğe komutu verirmiş, bir de kandıralıya ayrıca verirmiş. Çünkü kandıralı durmazmış. Anlatabiliyor muyum? Kadın modern çağın kandıralısı mı? Ben kadın diye başlayan cümleleri kadınlara haksızlık olarak görüyorum. Niye insan değil? Erkeğin sorunu yok mu? Anlatabiliyor muyum? Aslında sorunu kadından başlatmak kadını sorun olarak görmektir. Kadını sorun olarak gören görüşün kendisi bir sorundur. Anlatabiliyor muyum? İnsan sorunudur sorun. Bunu böyle koyalım. Efendim, hürriyet nedir? Özgürlük nedir? Özgürlüğün batıda tanımı farklı, bizde tanımı farklı. Batıda özgürlük istediğini yapmasıdır kişinin. Kişinin istediğini yapabilmesi özgürlük. Tanım bu. Bizde ise istediğini yapmamasıdır. Anlatabiliyor muyum? Yapmaması, yasaklanması değil. Yani içgüdülerine söz geçirmesidir özgürlük. Buyurun, hangi tanım daha insani? Hangi tanım daha evrensel? Hangi tanım daha ahlaki? Bu Müslüman olmakla olmamakla alakalı bir şey değil. Anlatabiliyor muyum? Özgürlüğü böyle tanımladıktan sonra gelelim kadının özgürlüğüne. Kadın özgürlüğü deyince esasen kadın üzerinden kapitalizmin bir pazarlama stratejisi var. Bu bilinen bir şey. Hem kadını pazarlıyor hem kadın üzerinden pazarlıyor. Ve çok ilginçtir. Bakınız kadın kadınsılıklarının tamamını erkek için yapıyor. Evet, biz de bunu eleştiriyoruz aslında. Evet. Erkek için yapıyor. Çok ilginç bir şey yani. Ve modernlik adı altında, modern kadının eylemi olarak sıralayacağımız birçok şey aslında erkek için yapılmış. Erkeğin göz zevki, erkeğin cinselliğine, erkeğin şehvetine, erkeğin ne bileyim zevkine hitap eden şey. Kadın orada bir tür estetik ayrıntı. Anlatabiliyor muyum? Kadın estetik bir form. Erkek inestetik bir form.
Anlatabiliyor muyum? Allah öyle yaratmış. Cinsi latif derler eskiler. Efendim, estetik bir form. Ve estetik form olmasından kaynaklanan bir cazibesi var. Bu manada tesettüre getirdiğim açıklama da o zaten. Yani tesettür neden, niçin? Tesettür bir kadının karşı cinse benimle ilişkiyi cinsiyetim üzerinden değil, insiyetim üzerinden, şahsiyetim üzerinden kur demektir. Evet. Bir daha söyleyeyim. Anladım. Anladın. Tamam. Umarım izleyenler de anlamıştır. Yani bu bir mesajdır. Ey erkek, ben bir kadınım. Benimle ilişki kur ama ilişkiyi cinsiyetim üzerinden kurma. Şahsiyetim üzerinden kur. Kişiliğim üzerinden kur. O zaman ne olur biliyor musunuz? O zaman bir cinsel obje olarak bakamaz. Bu çok önemli bir şey. O zaman bakış saptırılmamış olur. Ve karşılıklı insan, iki insan ilişkisi başlar orada. Bu çok önemli bir hadise. Gelelim sorduğunuz soruya. Kadının işte özgürlüğü meselesinde o yazı. Benim dikkat çekmek istediğim şey şuydu. Orada o yazıya gelen eleştirilerden bazıları bir yanlış anlama sonucu. Hocam kadının çalışmasına karşı mısınız? Ne münasebet ya? Böyle bir şey olabilir mi? Kadının çalışmasına, kadının çalışmamasına karşıyım. Ama kadının çalışması deyince sadece kadının fabrikada veya memuriyette veya mesaide çalışması, yani annelik kadının boş durması mı? Ben buna bozuluyorum. Ben bunu haksızlık olarak görüyorum. Kadına yapılmış en büyük haksızlık. Yani ev hanımlığını çalışmamak olarak nitelendiren zihin nasıl bir zihin? Bence burada bir okus pokus var. Sizce de değil mi? Kesinlikle. Kolay bir şey mi? Kolay bir şey mi? Çocuk büyütmek kolay bir şey mi? Hadi. Yani çocuk büyütmeyi, bir evi ayakta tutmayı, bir evi cennete dönüştürmeyi, bir evi toplumun hücresine dönüştürmeyi, boş durmak olarak niteleyen zihin nasıl bir zihindir Allah aşkına? Ben buna bozuluyorum diyorum yani. İşte itirazım buydu. Yani diyorsunuz ki hocam evinde çalışsın. Hayır. Onda demiyorum. Şaka yapıyorum. Şaka. Olur mu öyle şey? Ben kesinlikle anlaşıldığınızı düşünüyorum zaten. Eğer çocuklarını büyütmüş veya eşlik yükü yok. Annelik yükü de yok. Buyursun. Topluma karışsın ama topluma yapıcı bir birey olarak karışsın. Bir şahsiyet olarak karışsın. Ve kendi misyonunu oynasın. Ben bu manada kadının toplumdan yalıtılmasını İslam'ın, Kur'an'ın istediğini görmedim. İki tane ayet var. Hatırlarsınız. Yani mümin kadınlara söyle, gözlerini sakınsınlar. Öyle mi? Evet. Kullil mu'minati yagdutne min ebsarihinne. Mümin erkeklere söyle, iki başka bir ayet. Devamı var. Kullil mu'minine yagdutne min ebsarihinne. Bakışlarının bir kısmından vazgeçsinler. İkisi de aynı. Aynı kelimeler kullanılıyor. Şimdi şudur. Kadını kamusal alandan çeken, çektiğini söyleyenler İslam'ın. Kadın yoksa bakışınızı neden sakınacaksınız? Duvardan mı? Anlatabiliyor muyum? Karşınızda simsiyah bir şey görüyorsanız. Hiçbir şey görmüyorsanız aslında. Anlatabiliyor muyum? Yürüyen bir karahatı görüyorsanız neden sakınacaksınız? Niye sakınacaksınız? Bakışınızın bir kısmından niye vazgeçeceksiniz? Gattul basar, bakışı kısmak demek. Bir de min var orada. Yani teb'id için. Yani bakışlarının bir kısmından vazgeçsinler. İçinde şehvet olan bakışlarından vazgeçsinler demektir. Yani haksız kazanç elde etmesinler karşı cins üzerinden. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla hayır onu demiyorum. Yani ya evinde çalışsın. Ne demek? Efendim, yani kadının sosyalleşmesi erkeği medenileştiren bir unsurdur.
bir toplumu medenileştiren bir unsurdur. Kadın erkek ilişkileri kesilerek bir toplum rüştüne eremez. Ergenlikten kurtulamaz o toplum. Kadın ve erkeği kompartmanlara alarak bir toplumu rüştüne ulaştıramazsınız. Reşit olmaz hiç. Hep ergendir. O toplum hep ergendir. Anlatabiliyor muyum? Toplumlar da ergen olur, ergenlikten çıkar, reşit olurlar. Bir toplum reşit olsun istiyorsanız kadın erkek ilişkileri doğal süreç içinde olmalı. Hı hı. Eyvallah.